arkadaşlar. Bakın bende ne var. Bir şema. Bu bir tren. Ve bunu nasıl boyayacağımızla ilgili bir fikrim var. Hadi başlayalım. Boyama yapmak çok eğlenceli. Şu kare şemam için harika olacak. Selam Pego. Şu kareyi alabilir miyim? Tabii alabilirsin. İşte. Teşekkürler Pego. Ne güzel uydu. Harika görünüyor. Yazıcımdan çok sayıda dikdörtgen çıkarmam gerekiyor. Hey Tim, şu dikdörtgeni alabilir miyim? Tabii, alabilirsin. Çok teşekkürler. Vay, mükemmel oldu. Bu uçurtma uçurmak için harika bir gün. Daireleri süslemeyi neredeyse bitirmek üzereyim. Selam Luke, trenim için birkaç tane daire alabilir miyim? Tabii ki Kent, işte alabilirsin. Teşekkürler. Ve şimdi son bir şey kaldı. Bunun için üçgene ihtiyacım var. İşte yeşil bir üçgen. Vay, süper görünüyor. Bugün öğrendiklerim daire, dikdörtgen, üçgen ve kare. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hoşça kalın. Merhaba, ben Kent ve denizin altını çok seviyorum. Denizdeki hayvanlara bakın. Onları saymak eğlenceli olabilir. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bebek köpek balığı varmış. Şunlara bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane palyaço balığı. Peki burada kaç tane deniz anası var? Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey! Denizin altındaki canlıları saymak çok eğlenceliymiş, değil mi? Şimdi de sayılarla ilgili bir şarkı söyleyelim. Yaşasın! Merhaba, ben Kent, Fil Kent ve meyvelere bayılırım. Biraz meyve toplayacağım. Bana yardım ederseniz çok sevinirim. Evet, hadi başlayalım. Bir dakika. Bu hangi meyve? Ve nerede? Acaba buraya hangi meyve sığar? Bu bir muz mu? Hayır, muz oraya sığmaz. Peki karpuz mu? Hayır, karpuz çok büyük. Elma olabilir mi? Evet, harika. Bravo, yardım için teşekkürler. İşte bütün elmalar el arabasına gidiyor. Elmaya bayılırım. Peki bu hangi meyve? Buraya ne sığabilir? Ağaca hangi meyve gidecek? Acaba portakal mı? Hayır, fazla yuvarlak. Doğru görünmüyor. Peki sizce hangisi? Peki karpuz mu? Hayır, çok büyük. Uzun bir şekli var. Üzüm olabilir mi? Hayır, bu doğru şekil değil. Belki de muz olabilir. Bakalım. Evet, harika oldu. Bir sürü muz var. Muzu çok severim. İşte muzlar da geliyor. Bakalım sırada ne varmış. Bu büyük bir meyve ve yerde yetişiyor. Ne olabilir? Elma olabilir mi? Hayır. Hatırlarsanız elma ağaçta yetişiyordu.
Bu belki de muzdur. Hayır, muz da ağaçta yetişir. Belki de karpuzdur. Olabilir. Evet, bu bir karpuz. Yaşasın. Bravo. Teşekkürler arkadaşlar. Hadi onları el arabasına koyalım. Evet. Vay, buraya hangi meyve sığar? Ağaçta çok meyve var. Acaba bu hangi meyve olabilir? Hadi deneyelim. Bu elmaya benziyor. Aa, ama bir dakika. Biz zaten elmayı bulmuştuk. Ama elmaya da benziyor. Belki de portakaldır. Bence kesin portakal. Evet, o portakal gibi yuvarlak. Harika. Başardık arkadaşlar. Tebrikler. Hadi onları da el arabasına koyalım. Bütün bu lezzetli meyveleri yemek için sabırsızlanıyorum. Bu dalda ne yetişiyor? Hadi deneyelim. Acaba karpuz mu? Aa, hayır hayır. Hatırlayın, karpuz yerde yetişiyordu. Belki portakal olabilir. Hayır, bu çok büyük. Az önce portakalı bulmuştuk. Belki de üzümdür. Evet, bir salkım üzüm. Üzüm asmada yetişir. Harikasınız. Tebrikler. Evet, onlar da el arabasına gidiyor. Çok lezzetli. Kendime bir meyve salatası ziyafeti çekeceğim. İşte tüm meyveleri doğru bildik. Elma, muz, salkım üzüm, portakal, karpuz. Meyve salatamı yemek için sabırsızlanıyorum. Mükemmel olacak. Şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kalın. Merhaba, ben Kent. Bugün harika bir gün, değil mi? Şimdi okula gidiyorum. Peki, okula gitmek için hangi araca binmeliyim? Bir düşüneyim. Doğru aracı seçmeme yardım eder misiniz? Bir kayık mı yoksa? Hayır, kayıkla gidemem. Helikopter, hey. Bu çok eğlenceli olurdu. Ama hayır, helikopterle de gidemem. Rich rich değilim ki. Aa, büyük sarı bir okul servisi. Evet, bu doğru. Düt düt. Servisin tekerleri döner döner. Beni okula götürür. Yaşasın. Okul servisiyle okula gidiyorum. Selam. Şimdi nehrin diğer tarafına geçmem lazım. Hangi araçla geçebilirim acaba? Otobüsle mi? Hayır, otobüs suda batar. Peki bir bisiklet? Yo yo, olmaz. Peki kayık mı? Evet, bu doğru. Bir kayık. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Merhaba, meyve almak için markete gidiyorum. Markete hangi araçla gidebilirim? Bir traktörle mi? Hayır, bu çok yavaş. Kayıkla mı? Hayır, bu kez nehirden geçmiyoruz. Bisiklet mi? Tring tring. Evet, bu harika bir fikir. Bisiklete binelim ve spor yapalım. Hadi markete. Merhaba. Şimdi de çiftçi McDonald'ın çiftliğindeyim. Peki hangi araçla çiftliği gezebilirim? Kayıkla mı? Hayır. Bisikletle mi? Hiç sanmıyorum. Peki traktör mü? Evet, bu doğru. Traktör çiftlikte kullanılır. Yaşlı McDonald çiftliği. İya iya. Hoşça kalın. Merhaba, ben Kent. Aa, burada ne olmuş böyle? Odam çok dağınık. Bana yardım eder misin? Hadi başlayalım. Odamı pırıl pırıl yapmak için sabırsızlanıyorum. Oyuncaklarımın hepsini alıp tekrar raflara yerleştirmemiz gerekiyor. Hazır mısın? Woohoo!
futbol topum. Oo, ve iki tane basketbol topum. Merak ediyorum da dolabıma kaç adet top sığdırabilirim? Peki burada kaç tane top var? Toplama yapmama yardımcı olur musun? Bir tane futbol topu ve iki tane basketbol topu. 1+2 kaç eder? 1, 2, 3. Evet, doğru. 1+2=3. Başardık. Toplama yapmayı öğrendik. Onları yukarıya raflarıma koyuyorum. Arabalarım. Ne kadar da çok arabam var. 2 tane kırmızı, 2 tane de sarı arabam var. Vın vın. Hadi toplayalım. 2 tane kırmızı arabam var. Ve 2 tane de sarı arabam var. Peki toplam kaç tane arabam var? 1, 2, 3, 4. 2+2=4. Başardık. Yaşasın. Vın vın. Hadi onları raflara koyalım. Ve sıradaki kitaplarım. Peki kaç tane kitabım var? Çok kitabım var. 3 tane pembe ve 3 tane mavi kitabım var. 3+3=1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu doğru. 3+3=6. Mükemmel. Tebrikler. Toplama yapmakta çok iyisin. Hadi onları da raflara koyalım. Evet, şimdi yerleri silelim. Peki başka ne bulabiliriz? Boya kalemlerine ne dersiniz? Ne kadar da çoklar. Peki kaç tane var? Çekmeceme kaç tane sığdırabilirim? 4 tane yeşil ve 4 tane mavi boya kalemim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4+4=8. Bravo. Tebrikler. Vay. Onlar da raflara gidiyor. Odam artık çok temiz. Yardım ettiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. La 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 la. Merhaba. Ben Filkent. Bugün benimle öğrenme oyunu oynamak ister misiniz? Evet. Hadi hayvanların nereye ait olduklarını öğrenelim. Hazır mısınız? Su hayvanları, kara hayvanları ve diğer hayvanlarımız var. Peki onlar nerede yaşar? İlk hayvanla başlayalım. Bu hangi hayvan? Evet, bu doğru. Bu bir kaplan. Peki kaplanlar nerede yaşar? Suda mı? Peki karada mı? Evet, doğru. Kaplanlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Bu çok heyecanlı. Peki bu hayvan nerede yaşar? Bu hayvanı biliyorum. Bu bir deniz anası. Peki deniz anaları nerede yaşar? Karada mı? Hayır. Deniz anaları suda yaşar. Bu doğru. Tabii ki onlar suda yaşar. Onlar denizin altında yüzer. Peki ya bu hayvan? Bu bir gergedan. Gergedanlar nerede yaşar? Evet, tabii ki karada yaşar. Onlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bir su kaplumbağası. Peki su kaplumbağaları nerede yaşar? Bu zor bir soru. Hem suda hem karada yaşar. Bu doğru. Su kaplumbağaları yüzebilir ama aynı zamanda karada da yaşayabilirler. Bunu biliyorum. Bu benim ailemden bir hayvan. Bu bir fil. Peki biz nerede yaşıyoruz? Karada mı? Evet, doğru. Biz karada yaşıyoruz. Hadi kuzenimle yürüyüşe gidelim. La 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 la. Muz. Biraz muz ister misin? Peki, köpek balığı nerede yaşar acaba? Peki köpek balığı tarlada mı yaşar? Hayır. Köpek balıkları okyanusta yaşar. Evet, bu doğru. Bebek köpek balığı. La 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 la. Peki sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok eğlenceli. Bu bir aslan. Peki aslan nerede yaşar?
Karada mı? Evet doğru, çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Peki bu hayvan nereye aittir? Bu bir palyaço balığı. Palyaço balığı karada mı yaşar? Hayır. Palyaço balıkları suda yaşar. Evet bu doğru. Vay, bakın işte yüzüyor. Daha fazla öğretici video için lütfen kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba, ben Fil Kent. Bugün nasılsınız? Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Elimde öğrenme oyunlarıyla dolu büyük bir kitap var. Bu harika. Benimle oynar mısınız? Bugün yiyecekleri şekillerle eşleştirme oyunu oynayacağız. Oley! Çok ilginç bir oyun olacak. Başlamaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bakın, 3 tane şeklimiz var. Bu bir ekmek dilimi. Peki bu bir üçgen mi? Hayır, üçgen değil. Bu bir kare. Tebrikler. Şimdi karpuzu eşleştirebilir misiniz? O üçgen mi? Hayır, değil. Bu bir daire. Evet, aferin. Peki bu peynir dilimi? İşte bu bir üçgen. Harika. Bütün yiyecekleri doğru şekillerle eşleştirdiniz. Peki bu bisküvi yuvarlak mı? Hayır, değil. Peki ya üçgen mi? Bu bir kare olmalı. Evet, bakın tam uydu. Peki ya donat? Evet, bu bir yuvarlak. Doğru. Şu üçgene bir bakın. Evet, cips tam buraya uyar. Harika iş başardınız, bravo. Daha fazla yiyecek mi var? Peki, bu bir portakal dilimi. Bu bir daire. Tebrikler. Peki bu pizza dilimi? Bu bir kare mi? Hayır. Bu bir üçgen. Mükemmel. Bravo. Oo, peki bu lezzetli brownie? Bu bir kare. Yine hepsini doğru bildin. Bu oyunda çok iyi gidiyorsun. Peki bu waffle? Bir kare mi? Evet, ilk seferde doğru bildin. Aferin. Peki bu neymiş? Bir daire mi? Hayır, bu bir üçgen. Çok güzel uydu. Ve en iyisini sona bıraktık. Bu bir çikolatalı kurabiye. Ve o daire şeklinde. Tebrikler. Bütün şekilleri eşleştirdiniz. Çok eğlenceliydi değil mi? Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Oo, bu sandviç kare şeklindeydi ama şimdi üçgenlere dönüştü. Tekrar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Eşya bulma oyunu. Doğru duydunuz. Eşyaları bulmak her zaman çok eğlencelidir değil mi? Şimdi size ne aradığımı söyleyeceğim. Ve siz de bulmam için yardım edeceksiniz. Bu çok eğlenceli olacak. Elmayı bul. Bir elma görüyor musunuz? Peki nerede? Elma nerede? Ağacın üstünde mi? Çimenlerin yanında mı? Bankın üstünde mi? Nerede? Nerede? İşte orada. Onu buldum. Yaşasın. Bravo. Arabamı bul. Kırmızı arabamı bulabilir misin? O nerede? Sandalyenin üstünde mi? Yerde mi? Rafın üstünde mi? Bulabildim mi? Rafın üstünde! Evet işte orada! Woohoo! Kırmızı arabamı buldum. Vın vın! Futbol topumu bul. Futbol topumu bulabilir misin? O masanın üstünde mi? Ya da yatağın üstünde mi? Belki de yerdedir. O nerede? İşte orada! Onu buldum. Bravo! Futbol topum.
Kardan adamı bul. Kardan adamı bulabilir misin? O sağ tarafta mı? Kardan adam üstte mi yoksa altta mı? Ya da belki sol taraftadır. Evet, işte orada. O aşağıda sol tarafta. Bravo çocuklar, onu buldunuz. Peki Muzu arayabilir misiniz? Muzu bulabilir misiniz? Muz nerede? O salata tabağının üstünde mi? Hayır. Peki salata kasesinin üstünde mi? Hayır. Evet, işte onu buldun. Bravo, tebrikler. Bu çok eğlenceliydi. Bütün eşyalarımı bulmama yardım ettiniz. Teşekkürler. Daha eğlenceli oyunlar için Fil Kenti izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Günaydın çocuklar. Bugün güneşli ve parlak bir gün. Ben, yani Fil Kent, güzel bir uykudan uyanmak üzereyim. Hadi, okula gitmeye hazırlanalım. Uyan hadi. Erken uyuyup erken uyanmak minik kentin her gün yaptığı bir şey. Sabahları sarı diş fırçamla dişlerimi fırçalamaya bayılırım. Hepimiz sağlıklı ve temiz dişler için günde iki kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Bir kez sabah, bir kez akşam. Ve sonra yüzümü beyaz bir sabuncukla yıkarım. Şimdi de okul kıyafetimizi alalım. Kırmızı bir kıyafet mi giymeliyim? Hayır, hiç sanmıyorum. Yoksa yeşil bir okul kıyafeti mi olsun? Hayır, yeşil de istemiyorum. Oo, mavi kıyafete bakın. Çok iyi görünüyorum. Bugün okul için bu kıyafeti giyeceğim. Yaşasın. Bence harika görünüyorum. Sizce? Okul servisim geldi. Arkadaşlarım beni bekliyor. Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Okuluma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun ismi Bu Hangi Meyve? Hazır mısınız? Yaşasın. Evet, bu hangi meyve? Yuvarlığa benzer bir gövdesi ve bir yaprağı var. Küçük bir dalı var. Ahut da olabilir. Hayır. Altın çilek? Hayır. Süre doldu. Bu bir elma. Evet. Peki ya bu nedir? Bu bir muz mu? Hayır. Peki bu bir elma mı? Hayır, onu zaten bulmuştuk. Çilek? Zaman doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet, doğru. Bu bir salkım üzüm. Tebrikler. Üzüm yemeye bayılırım. Üzüm çok lezzetlidir. Peki bu hangi meyve? Yuvarlığa benzer bir şekli var. Bir dalı ve bir yaprağı var. Bu bir elma mı? Hayır, onu zaten söylemiştik. Peki başka ne olabilir? Süre doldu. Evet, doğru. Bu bir portakal. Yaşasın. Bu çok ilginç görünüyor. Oval şekilli. Üzerinde pek çok diken var. Bu bir papaya mı? Hayır. Ahududu? Hayır. Süre doldu. Peki bu hangi meyvedir? Bu bir ananas. Evet. Ananasa bayılırım. Ananaslar çok lezzetli ve tatlıdır. Bu meyve çok tanıdık geliyor. Sanırım bu meyveden iki tane var, öyle değil mi? Peki bu uzun ve birden fazla olan meyve nedir? Süre doldu. Evet, bu doğru. Bu bir muz. Muzlar salkım halinde olur. Evet. Bu meyvenin şekli farklı. Bu meyve elmadan ve portakaldan daha uzun. Peki bu hangi meyve olabilir? Bakın, süre doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet, doğru.
Bu bir armut. Tebrikler. Evet. Vay, sıradaki meyve çok ilginç. Bu meyve çok dikenli ve üzerinde yaprakları var. Çok ilginç bir şekli var. Peki bu hangi meyve olabilir? Tahmininiz var mı? Süre doldu. Evet, bu bir çilek. Benim favori meyvem. Çileğe bayılırım. Bu meyvenin üçgen bir şekli var ve alt kısmı kıvrımlı. Peki bu hangi meyve olabilir? Belki de dilimlenebilir mi meyvedir? Süre doldu. Peki tahmin edebildiniz mi? Evet, bu bir karpuz. Çok lezzetli bir dilim karpuz. Bu meyve çift olarak gelir. Dallarında iki tane meyve vardır. Yaprağı vardır, küçük ve yuvarlak şekillidir. Peki bu hangi meyvedir? Süre doldu. Evet, buldum. Bu bir kiraz. Oley! Okul zili çalıyor. Okul bugünlük bitti. Tebrikler çocuklar. Bugün çok şey öğrendiniz ve bütün meyveleri doğru bildiniz. Yaşasın. Hoşça kalın. Yeni videolarımızı kaçırmamak için Sevimli Fake Cat kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sevimli Fake Cat.